Patates kızartması yiyorum. Sadece patates kızartmasını seviyorum. Yani bilmiyorum, özletecekler herhalde bize o tür şeylere. Obeziteyle mücadele ve çocukların sağlıklı beslenebilmesi için kollar sıvandı. Yeni yılla birlikte okul kantinlerinde kola, cips, hamburger gibi çocukları obeziteye kadar götürebilen yiyecek ve içecekler satılmayacak. Bunların yerine kantin raflarında süt, yoğurt ve meyve gibi gıdalar yer alacak. Olabilir yani, güzel olur. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başlatılan yeni uygulamadan geri adım atmamakla kararlı. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seracettin Çom, 2012 Ocak ayından itibaren Türkiye'deki tüm kantinlerde süt, ayran, yoğurt, taze meyve suyu ve tane ile meyve satışı yapılması zorunlu hale getirileceğini, kantinlerde sıkı bir denetim başlatılacağını açıkladı. Uyarıları dinlemeyen okul kantinlerinin sözleşmeleri feshedilecek. Zaten bizim okul kantininde bir tek kola var, cips falan yok. Ben genelde ne diyeyim, patates, ekmek, tost gibi şeyleri tüketiyorum. Evet. İçecek olarak? Kola. Aileler uygulamadan oldukça memnun. Beslenme hazırlasak da sırf o kantindeki o yiyecekler yüzünden beslenme yenilmiyor. Fast food'a çok karşıyım. Gerçekten taze meyve, yoğurt çok hoş olur. Çocuklar için çok iyi olur. Projenin uygulamasındaysa okul müdürlerine büyük görev düşüyor. Hem veli olarak hem idareci olarak öğrencilerimizi özendirmeye gayret göstereceğiz. Öğrencilerimizi haliyle kantinden alışverişlerini engelleseler bile dışarıdan alışverişleri engelleyemiyorlar. Fakat bunu okul içerisinde engellemeye çalışacağız.